Şimdi konuğumuz var stüdyomuzda, Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Naim Babiroğlu'yla 23 Nisan'ın önemini konuşacağız. 23 Nisan'a gelene kadar neler yaşandı ve bayram olma niteliğini tabii ki çocuklara armağan edilme kısmını konuşacağız. Naim Bey hoş geldiniz yayınımıza. Çok teşekkürler Duygu Hanım, sağ olun, iyi yayınlar diliyorum. Bugün 102. yılını kutluyoruz, evet. Egemenliğimizin aslında, ama tabii biz bugünlere kolay gelmedik. Doğru. Bütün vatan toprağı işgal edilmişken, ordular terhise zorlanmışken, düşman postalları meclisteyken, evet. Kolu kanadı kırılmış bir milletin yeniden dirilişinin hikayesi aslında bu. Evet, evet. Peki biz bugünlere nasıl geldik? Evet, çok, hangi aşamalardan geçtik? Çok önemli bir soru. Teşekkür ediyorum Duygu Hanım. Şöyle başlayalım. Nasıl geldik? Değerli izleyenlerimize daha rahat anlatabilmek açısından söylüyorum. Osmanlı Devleti'nde biliyorsunuz bir yükselme dönemi var. Ardından 1683 yılında 2. Viyana kuşatması var. Ve 2. Viyana kuşatması Osmanlı Devleti için bir kırılma noktası, bir dönüm noktası olur. Hangi açıdan? Toprak kaybı ve geri çekilme açısından. Evet. 1683 yılında 2. Viyana kuşatmasıyla başlayan Osmanlı'daki toprak kaybı ve geri çekilme bir türlü durdurulamaz. Mesela 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda ki 93 Harbi de denir buna. Osmanlı Tuna vilayetlerinin tümünü kaybeder kısa bir sürede. Buna tarih açısından, savaş tarihi açısından Osmanlı'nın birinci milli felaketi diyebiliriz. İkinci milli felaketi 1912-13'te Balkan felaketi ya da Balkan faciası. Osmanlı Devleti 400-500 yıl hüküm sürdüğü Osmanlı coğrafyasını 4-5 haftada elden çıkarır. O coğrafyanın içinde Mustafa Kemal'in doğum yeri, doğduğu yer olan Selanik'te var. Öyle ki Selanik, Manastır, Üsküp tek kurşun atılmadan düşmana teslim edilir. Böyle bir facia, felaket. 1914-1918 yıllarında Birinci Dünya Savaşı ile beraber Osmanlı Devleti artık dağılır. Nasıl dağılır? Birinci Dünya Savaşı sonunda 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Ateşkes Anlaşması vardır. Bunun imzalanma durumu önemlidir. Mondros Ateşkes Anlaşması ile beraber aslında Osmanlı Devleti dağılma durumuna gelmiştir. Dağılma İşgal belgesi. Evet, dağılır. Fakat burada önemli bir konu var. İngilizler tabii burada bir sembol kullanır. Mesela Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imzalandığı yer Limni Adası, Mondros Limanı ve Agamemnon, İngiliz zırhlısı. Evet. Neden Agamemnon? İngiltere bu sembollere çok önem veriyor. Gerçi her ülke önem verir de ama İngiltere çok fazla önem veriyor. Agamemnon, Çanakkale muharebelerinde İngilizlerin donanmasındaki İngiliz savaş gemilerinden birinin ismi de Agamemnon. O zaman tabii Çanakkale'yi geçemezler. Orada Mustafa Kemal ve kahraman silah arkadaşları var. Fakat bu Agamemnon bir sembolik anlamı daha var. Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandı Agamemnon'un. Çanakkale muharebeleri yapıldığından 3000 yıl önce Troya Savaşı'nda, evet. Troya'yı istila eden ya da işgal eden batıdan gelen Akaların komutanın ismi Agamemnon. Evet. Oradan gelir. Dolayısıyla Agamemnon böyle bir sembol. Ve Osmanlı Devleti 30 Ekim 1918'de Mondros Ateşkes Anlaşması'yla dağılır fiilen. Ve sonra ne yaparlar? 10 Ağustos 1920 Sevr Anlaşması imzalanır. Orada zaten dağıldığı hükme alınır. Yani fiilen dağılır. Peki böyle bir durumda Mustafa Kemal Paşa nerede? Bu kadro nerede? Osmanlı subayı hepsi. Nasıl çıkıyor değil, evet. Mi? Evet. Suriye'de 7. Ordu Komutanı Mustafa Kemal Paşa. Evet. Suriye'de 7. Ordu Komutanı iken Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanır. Daha sonra Suriye'de Yıldırım Ordular Grup Komutanı olur ve derken İstanbul Hükümeti'nden bir emir alır. Savunmadan, Milli Savunma Bakanlığı'ndan, Genelkurmay'dan ve gelmesi emredilir. Zaten ordular lağvedilir. Ateşkes Anlaşması'na lağvedilir. Ve 13 Kasım 1918'de biliyorsunuz İstanbul fiilen İngilizler, Fransızlar ve İtalyanlar tarafından işgal edilir. Peki evet. Mustafa Kemal Paşa nerede 13 Kasım 1918'de? Suriye'den gelir, Adana'ya uğrar ve Adana onun milli mücadelenin başlangıç yeri olacaktır. Onu anılarında söyleyecek de daha sonra. 13 Kasım 1918 tam İngilizlerin, Fransızların ve İtalyanların İstanbul'u işgal ettikleri gün Haydarpaşa Garı'na ulaşır. Hı hı. Yanında yaveri vardır. Fakat İngiltere, Fransa ve İtalyan zırhları, savaş gemileri işgali kutlamak için resmi geçit yapıyorlar Boğaz'da. Geçemez Mustafa Kemal Paşa. Yani Osmanlı Paşası
Yıldırım Ordular Grup Komutanı dağıtılmış, orada beklemek zorunda kalır. Kimi bekler? Kendi vatanını işgal edenlerin yaptıkları resmi geçidi beklemek, tören geçidi. Sonra karşıya geçerken, Boğaz'dan karşıya geçerken yaverine şu meşhur sözü söyler. İşte orada söyler. 13 Kasım 1918 yaklaşık 12.30 civarı saat. Geldikleri gibi giderler. Çok üzüntülüdür ama. Ve Şişli'de 5,5, Şişli'de yaklaşık 184 gün, Şişli diyorum, İstanbul'da 184 günlük bir kurtuluş reçetesini hazırlar Mustafa Kemal Paşa burada. 5,5 ayı Şişli'deki şu anda müze evinde, yaklaşık 15-20 günü de Akaretler'deki evinde geçirir. Burada İsmet İnönü'yü kabul et, İsmet Paşa'yla, işte diğer Ali Fuat Paşa'yla, Kazım Karabekir, Refet Bey'le, diğer kadro, önemli çekirdek kadroyu oluşturacak o kahramanlarla orada görüşme yapar. Ki şu halde de, bahsettiğiniz halde de bu İstanbul'da kaldığı o süre boyunca da eminim düşmanların tabii, bulunduğu bir noktada çok... Tabii işgalcilerin altında tutuklanma tehlikesi var, evet. Riski var elbette. Hı hı. Ve bir yerden bir yere gitmeniz için İstanbul'u terk ettiğiniz zaman vize almak zorundasın. Vize. Hı hı. Yani hı hı. Biraz sonra gelir. Yani Osmanlı generali bile olsanız diyelim bir yerden bir yere hareket edeceksiniz, vizeyle gidiyorsunuz. İngilizler evet. Vize veriyor size. Böyle bir durumda işte Mustafa Kemal Paşa oraya gelir. Daha sonra orada 184 gün kurtuluş reçetesini hazırlar. Kafasında milli egemenlik var, kafasında cumhuriyet var ve cumhuriyet fikri Mustafa Kemal'de 28 Ekim 1923'te oluşmadı. Gençliğinden itibaren bir projesi onun. Hı hı. Beyninde şekillendirdiği modernleşme, çağdaşlaşma projesi cumhuriyet, milli egemenlik. Hı hı. Ve derken 16 Mayıs 1919'da Duygu Hanım Samsun yolculuğu başlar İstanbul'da. İşte Samsun yolculuğuna başlarken vize alır. İngilizler vize verir. 48 kişi için başvurur. Bandırma vapurunda eğerli atlar var. 6 tane kadar at. Hepsini listeyle gönderir. Listeye vize gelir birkaç gün sonra. O vizeye istinaden dayalı olarak hareket eder. Vizesiz çıkamaz. Çıkamaz. Evet. Böyle bir işgal altında. Ve Samsun'a ayak bastıktan sonra Samsun'da işte milli mücadeleyi de başlatmış olur. Samsun'da kendi fikrinde İstanbul hükümetinden farklı olarak İstanbul hükümeti onu Merzifon ve Samsun'u İngilizler işgal etmiş. Orada asayişi sağla. Protesto olmasın. İngilizlere karşı sokak hareketleri, protesto yürüyüşleri olmasın diye gönderiyor İstanbul'a. Ama hedefi çok ama kendisi evet bunu milli bir sır gibi saklıyor. Sadece Cevat Çobanlı var. Genelkurmay 2. Başkanı. Diğer birkaç kişi var biliyor. Bunun dışında kimse bilmiyor. Milli bir sır gibi saklıyor. Evet. Ama ne zaman açığa vuruyor bunu? Samsun'a çıktıktan 3 gün sonra Duygu Hanım 22 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktıktan 3 gün sonra ordu komutanlarına ve kendi emrinde bulunan müfettiş olarak yani 9. Ordu müfettişi olarak bir rapor yayımlar. Bu raporda şöyle der bir maddesi. Millet milli egemenlik esasını ve Türk milliyetçiliğini kabul etmiştir ve bunu gerçekleştirmeye çalışacaktır. Aslında, bu aslında İstanbul hükümetine, padişaha ilk isyandır bu. Ve aslında verdikleri çıkış vizesi de kendi sonlarını hazırlayan kendisi olmuş. Kesinlikle öyle. Yoksa böyle bir vize vermeleri mümkün mü? Padişah da imzalamazdı böyle. Padişah onu asayişi koruyun diye gönder, sağlayın diye. 22 Mayıs'ta böyle millet egemenliğinden söz ediyor. Yani 23 Nisan 1920'de açılacak meclisi ve Cumhuriyet'in tanımını yapıyor. Bir işaret bir şey. Fakat 21-22 Haziran sonra yani çıktıktan yaklaşık bir ay kadar sonra Amasya Genelgesi yani ihtilal beyannamesi denilebilen Amasya evet. Genelgesini hazırlar. Burada bir maddesi çok ilginçtir. Evet. Belki milletin istiklali yine milletin azim ve kararı kurtaracak. Kim milletin azim kararı? Milli egemenlik. Meclisi işaret ediyor. Ve ondan sonra tabii İstanbul hükümetini bulanlar 4 defa çağırırlar. Gelmez. Oyalar. Ondan sonra 8-9 Temmuz gecesi padişah görevden alındığını bildirir. Bütün görevlerinden alındığını, askerlikle ilişkisinin kalmadığını, kimseye emir veremeyeceğini bildirirken kendisi ön alır. Padişah'tan gelen o emir gelmeden kendisi istifa eder. 8-9 Temmuz. Yani 50 gün sonra. Bu serüven 50 gün sürer. Evet. 50 gün. Çünkü çağırlar. Daha sonra kongreler dönemi başlar. Hepimizin bildiği gibi. Sivas Kongresi'nde 23 Temmuz 7 Ağustos 1919'da toplanan Sivas Kongresi'nde bir maddede
milli kuvvetleri etkin, milli iradeyi hakim kılmak esastır. Milli iradeyi hakim kılmak ne demek? Milli egemenlik demek. Evet. Sivas Kongresi'nde benzer karar alınır. Erzurum Kongresi'nde temsili heyet seçilir. Yani bir bakanlar kurulu seçilir. Heyet. Sivas Kongresi'nde de bakanlar kurulu ve başkanı olur. Yani başkan da Mustafa Kemal Paşa. Yani millet liderini bulmuştur aslında. Nerede? Erzurum Kongresi. Sivas Kongresi'nde, Eylül'de toplanan Sivas Kongresi'nde de bu kez 4-11 Eylül'de temsil heyeti yürütme görevini ilk kez yerine getirir. Yürütme görevi. Ali Fuat Cebesoy'u Batı Anadolu Genelkurmay Kuvvet Komutanlığı'na tayin eder. Yani yürütme görevini ilk defa orada, Kongreli, Sivas Kongresi'nde. Ondan sonra Ankara yolculuğu başlar. 27 Aralık 1919'da temsil heyetiyle beraber Ankara'ya gelir. Şimdi değerli izleyenler, tabii haklı olarak, niye Kayseri, niye başka bir yer değil de Sivas değil de Ankara, Erzurum değil de Ankara, neden? Şöyle, İngilizlerin desteğindeki Yunanlılar, ki Türk İstiklal Savaşı, Duygu Hanım, aslında Türk-İngiliz Savaşı'dır. Tarihi belgelere dayanarak söylüyorum. Sadece Türk-Yunan Savaşı değildir. Türk-İngiliz Savaşı'dır. Bunlar kendi tarihi belgelerinde söylerler. Onun için bu savaşı da küçümsemeyelim. Türk İstiklal Savaşı'nı. İngilizlerin desteğindeki Yunanların ordusu, yani işgal ordusu, Batı Anadolu'yu doğru işgal eden ve Ankara'ya gelecek olan ordunun hedefi Ankara. Yani 15 Mayıs 1919'da İzmir'i işgal eden ordunun hedefi, İngiliz desteğindeki Yunan işgal ordusunun hedefi sadece Manisa, Balıkesir, Uşak değil, Ankara. Son hedefi o. Son hedefi Ankara olunca milli mücadelenin Mustafa Kemal Ankara'dan yürütülmesinin uygun olacağını değerlendirir, ki önemlidir. Milli mücadelenin ve Türk İstiklal Savaşı'nın karargahı olacaktır. Bir de Ankara'nın şöyle bir avantajı var. Trenle hem İstanbul'a hem de ordunun savaşacağı diğer cephelere doğru yakın. Demir yolu var. Ulaştırma vasıtası var. Bir de ayrıca diğer cephelere de kolay ulaşılabiliyor. Bu nedenle Ankara bu milli mücadelenin ve İstiklal Savaşı'nın bir merkezi olacaktı. Ama Duygu Hanım, çok önemli bir şey söyleyeceğim şimdi değerli izleyenlere. Bakın, tam bugünlerde bizim bildiğimiz ünlü Times gazetesi var. Şu anda da çıkıyor. Evet. Ünlü Times gazetesi manşet atar. Yazdığı şudur: bütün dünyanın kuvvetine karşı ulusal bir hareket yaratmak ne çocukça bir hayaldir. Yani Mustafa Kemal Paşa'nın o Ankara'ya gelişini, 27 Aralık 1919'da gelişini ve oradan milli mücadeleyi başlatmak için Ankara'yı seçişini der ki, bütün dünyanın kuvvetine karşı kimi kastediyor? Güneş batmayan Büyük Britanya'yı, yani İngiltere'yi, Fransa, İtalya, çünkü İstanbul'u işgal etmiş, biraz sonra gelecek. Bu dünyaya karşı diyor ulusal bir hareket yaratmak ne çocukça bir hayal, Mustafa Kemal hiç küçümsüyor. Ama küçümseyen sadece ünlü Times gazetesi değil. Aynı günlerde İstanbul hükümetini destekleyen basın da, mesela Refik Halit Karay diyor ki yazısında Ankara'ya gelişini. Bir patırtı, bir gürültü, beyannameler, telgraflar. Sanki bir şeyler oluyor olacak. Ayol, şuracıkta her işimiz, her kuvvetimiz meydanda. Ne kuvvetiniz var ki? Dünya durumumuzu biliyor. Düşün, blöfün sırası mı? Hangi teşkilat, hangi kuvvet, hangi kahraman? Kuzum, Mustafa, sen deli misin de. Yazsın da öyle de. Dünyada hiç kimse, İstanbul'da hiç kimse Mustafa Kemal Paşa'nın bu başlattığı milli mücadele yolculuğunun zaferle sonuçlanacağını düşünemiyor. Bunu bir macera, bir hayalperestlik olarak. Ama Mustafa Kemal'in bu dedikleri, bu çocukça hayali, Mustafa Kemal'in bu macerası, bu yolculuğu 13 Eylül 1921'de İkinci Viyana kuşatmasından itibaren başlayan 238 yıllık çekilmeyi, Duygu Hanım, 9 Eylül 1922'de işgal kuvvetlerini denize dökmekle bitirecekti. Bu çocukça heyecan ve hayal İngiltere ile işbirlikçilerin hayallerini 9 Eylül 1922'de yerle bir edecekti. Mustafa Kemal'in deli misin kuzum diyor ya, Mustafa Kemal'in deli mi yoksa strateji mi ustası olduğunu çok değil, 2 yıl sonra 1922'de tüm dünya anlayacaktı. Peki. Mustafa Kemal gerçekten deli miydi? Evet, eğer Büyük İskender'i, Hannibal'ı, Sezar'ı, Napolyon'u kıskandıracak ölçüde bir değerlendirme yaparsak, onların kıskandığı muhteşem bir
savaş dahisi, bir askeri dehadır Mustafa Peki. Kemal. Naim Bey, son rejide uyarıyor ya, 7 dakikaya girmişiz, şöyle bir o son güne gelelim. Evet, anladım. O güne gelelim dilerseniz. Kurucu Tabii. Meclisin özelliklerinden de bahsedelim. Sonra da bayram olmak isterim. Tabii. Şöyle, tabii Mustafa Kemal meclis açılmasıyla ilgili 21 hazırlıklar yapılır. 16 Mart 1920'de milletvekilleri için davet eder, yani toplanmaları için çağırır. Temsilciler Kurulu Başkanı olarak 21 Nisan 1920'de askeri ve sivil kurumlara gönderdiği önemli bir telgraf var. Meclis açılmadan hemen önce der ki, Allah'ın yardımıyla Nisan'ın 23. günü Büyük Millet Meclisi açılarak çalışmaya başlayacağından o günden sonra bütün sivil ve askeri makamların ve bütün milletin başvuracağı en yüce kat adı geçen meclis olacaktır. Evet. Mustafa Kemal meclisi tüm askeri ve sivil makamların bağlı olacağı en yüce kurum olarak kabul ediyor. Hı hı. Padişah'ta yani o zaman padişahta tek kişide toplanan yetkileri meclisin açılmasıyla beraber meclis vasıtasıyla millete devrediyordu. Ve burada Mustafa Kemal aslında ne yapıyordu? Bir devrim yapıyordu. Kul yerine değerli birey ortaya çıkıyordu. Mustafa Kemal hiçbir zaman meclissiz yapamadı. Bu kurulan meclis dünyanın en kutsal, en meşru ve en haklı savaşlarından olan Türk İstiklal Savaşı'nı gece gündüz yönetecekti. Naim Bey, çok özür dilerim, evet. Sözünüzü keseceğim. Şu son dakika gelişmesi aktar. Tabii. Buyurun Naim Bey. Tabii. Şimdi burada tabii meclis açıldıktan sonra önemli, biraz önce söylediğim önemli konular olur. Peki hangi atmosferde meclis açılır? Mustafa Kemal meclisi açtığında der ki mesela, ömrüm daha önce konuşmalarında Sakarya Meydan Muharebesi'nde 5 Ağustos 1921'de kendisine başkomutanlık yetkisi verilmeden bir gün önce bir konuşma yapar. Der ki, ömrüm boyunca milli egemenliğin en sadık bir kulu olduğumu millete bir defa daha gösterebilmek için bu yetkimin 3 ay gibi kısa bir süreyle sınırlandırılmasını rica ederim der. Yani Mustafa Kemal, Duygu Hanım, evet, meclise çok bağlı. Başkomutan yetkileri, meclisin yetkileri kendisinde olmasına rağmen Türk İstiklal Savaşı'nı bu meclis kesintisiz, aralıksız, gece gündüz yönetir. Türk İstiklal Savaşı dünyanın en kutsal, en meşhur, en haklı savaşlarından biridir. Başka bir konuşmasında der ki Mustafa Kemal, ben milli egemenlik fikrine hayatımı bağladım der. Yani meclise, Mahmut Esad Bey'e der, mecliste çelişirim, tartışırım ama ben meclissiz yapamam der. Dolayısıyla Türk İstiklal Savaşı'nda kendisini eleştiren, tenkit edenlerle birlikte çok tartışmalar, kavgalar geçmiştir ama meclisi bir dakika bile meclis kesintiye uğramamıştır. Çok dikkatinizi çekerim. Çok önemlidir bu. Dünyanın hiçbir yerinde savaşı yönetirken böyle aralıksız kurtuluş savaşını yürüten başka bir meclis yok. Peki meclis açıldığında neydi? Yani Türkiye'de meclis açıldığında ne vardı? Bakın, meclis açıldığında 200 bin kişilik işgal ordusu vardı. Peki. Türkiye'de. 38 bin İngiliz var. 59 bin Fransız, 18 bin İtalyan, 90 bin Yunan. Bu Yunan askeri daha sonra çok sayıya ulaşacak. 150 bine kadar çıkacak. 10 bin silahlı Ermeni, kuzeyde 25 bin Pontus Çuran. Bu sayılara doğudaki Ermeni ordusu, Batı Anadolu'daki Rum Ermeni çeteleri ve işgalcilerle birlikte hareket eden Kuvayi İnzibatiye ve diğer isyanları yapan Anzavur Kuvveti isyancılar dahil değil. Dolayısıyla 200 bin kişilik işgal ordusu var ama belki 300 bin kişiye çıkar işgalcilerle, isyancılarla beraber. Ama ne var başka? İngilizler, Fransızlar ve İtalyanlar İstanbul'u işgal etmiş meclisi açıldığında. Fransızlar Adana'yı, Güneydoğu'da İngilizler Urfa, Maraş, Gaziantep'i işgal etmiş. Güneyde İtalyanlar Antalya ve Konya'yı, Karadeniz'de İngilizler Samsun ve Merzifon'u işgal etmiş. Böyle bir meclis. Küçük Asya ordusu, Yunan ordusu da Ankara'ya doğru ilerliyor. İşte böyle bir şartlarda bu meclisle beraber Türk İktisal Savaşı başlayacak. Ama bu evrede İstanbul hükümeti, Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarının 11 Mayıs 1920'de idam kararı çıkacak. Ve 24 Mayıs 1920'de idam kararı da onaylanacak. Yani böyle zor şartlar altında yapıldı. Süremiz mi bitiyor? Evet. Ne kadar kaldı süremiz? Son bir dakikada toparlayacağız tamam, artık. Tamam, peki. Bir dakikada, çok zor ama evet. Bir dakikada toparlayayım. Ben o zaman 17'de meclis açıldıktan sonra ve zafer elde edildikten sonra, yani 30 Ağustos zaferi kazandıktan sonra, büyük taarruzdan sonra Mustafa Kemal Paşa Bursa'ya bir ziyarette bulunur. Hı. Bursa'da çocuklar onu karşılar, küçük çocuklar. Hı. Mustafa Kemal Paşa duygulanır. Yanında bulunan heyetle Mustafa Kemal Paşa, çocuğu o zaman daha Atatürk olmamıştır, soyadını almamıştır. Mustafa Kemal Paşa çocuklara şöyle
hitap eder. Bu bir vasiyettir aynı zamanda çocuklar için. Küçük hanımlar, küçük beyler, sizler geleceğimizin gülü, yıldızı, talih ışığısınız. Memleketi asıl aydınlığa sizler kavuşturacaksınız. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Kızlarım, çocuklarım, sizlerden çok şey bekliyoruz. Biraz duygulanır, biraz durur, ara verir, sonra devam eder. Çocuklara der ki, çok çalışacaksınız çocuklar değil mi der. Çocuklar hep birden bağırırlar, söz diye bağırırlar. Devam eder Mustafa Kemal Paşa. Çocuklar, arkadaşlarımla birlikte ne yaptıysak sizler için yaptık. Sizin mutluluğunuz, onurunuz için yaptık. Başınız dik gezin, kimsenin kulu kölesi olmayın diye yaptık. Bir daha bu acı günleri yaşamayın diye yaptık. Armağanımız sizin temiz, güzel sevgimiz olacaktır der. Yanında Fevzi Çakmak Paşa vardır. Fevzi Çakmak Paşa duygulanır, gözlerinden yaşlar akar. Peki. Evet, bu da Mustafa Kemal Paşa'nın çocuklara vasiyetidir. Çok teşekkür Sağ ederim efendim. Ben çok güzel ederim. Aktardınız. Sağ Bayramımız tekrar kutlu olsun. Sağ ol. Ben de bu vesileyle başta Mustafa Kemal Atatürk, onun silah arkadaşları ve vatandan, milletten başka sevgili tanımayan o kuşağı saygı ve minnetle anıyorum. Peki, sağ olun. Sağ ol.